Çember uzadı devam ediyoruz arkadaşlar. İzleyelim şimdi buraya baktığımızda. Soru diyor ki: PQ doğrusuna Q'da teğet olan çemberin merkezi hangisi olabilir? Öncelikle sizle bir hatırlama yapalım. Hatırlarsanız biz sizinle merkezler konusunda şöyle bir altyapı oluşturmuştuk. Mesela şu 3'e 1 geliyorsa buna tam buradan dik gelen doğru 1 Yatay 3 dikeyse tam tersi 3 dikey bir yatay olacak. Dik olan. Daha doğrusu 1 e 3 geliyorsa 3'e 1 gidecek. Bak 1'e 3 geliyorsa 3'e 1 gidecek. Mantı eğimden geliyor. Bakın bunun eğimi karşıma komşudan 3. Bunun neyimi hatırlarsanız. E, ge, saat Şunun eğimi şu geniş açı almamız gerekiyordu. Analitikten anlatacağım. Yani şu taraf eksi 1 bölü 3. Ve eğimleri çarpma eksi 1 olduğu için. Ama ben ne diyorum? Bu 1'e 3 gelmiş. 3'e 1 devam etmiş. Dik kesişir. Mesela şöyle yapalım. 1'e 2 geliyor. Şimdi 1 yatay 2 dikey geldi. Bu sefer çıkmak. Şöyle olacak bakın. Gayet güzel. Şimdi o mantıktan bakınca şimdi PQ doğrusuna Q'da teğet olan çember. Q'da teğet olan çembere o zaman merkezden dikilmesi gerekmiyor mu? Evet. E bunu neyi mi? 2. Yani şöyle geliyor. Şu 2'ye 1 geliyor. O zaman 1'e 2 gidecek. Yani şöyle gidecek bakın dik olması için. Devam ettirelim. 1'e 2 gidecek. Devam edelim. o zaman şurada olur, şurada olur, şurada olur. Bunların hepsi olur. Ve şurada hangisi olabilir? B noktası olabilir. Tekrarlıyorum bakın. 2'ye 1 geldiyse 1'e 2 devam edecek dik kesişmesi için. Nedeni eğimden geliyor demiştim. Bu neyimi 2, şu neyimi eksi 1 bölü 2 olduğu için aslında. Ama sen e, çok zor değil. Hani 2'ye 1 geliyorsa 1'e 2. Örnek görüyorum. 3'e 1 geliyorsa 1'e 3 gidecek atıyorum. İşte 1'e 1 geliyorsa 1'e 1 gidecek mesela gibi yorumlayabilirsin arkadaşlar. Hemen şuraya gelelim. O yüzden de arkadaşlar bu çemberin merkezi TET o noktada dikinmesi için 2'ye 1 ise 1'e 2 gelen bu noktada bir bu nokta hangisi olabilir? B noktası olabilir. Şimdi gelelim buraya. 90'ın gördüğü yer 90'dır. Peki görmediği kaçtır? Hani şurası 270. O zaman bura kaç gelir? Şu görmediği 200 e i̇şte bura kaç gelir? 135. Harika gidiyoruz. Çok güzel. Buru 135. Peki şimdi RR ya. Şurası aslında R kök 2'dir. Yani ben şurayı bulsam R'ye geçebilirim. Peki 2 var. 6 kök 2 var. 135 var. En kötü neydi? Göremeyene kosu. Yani göremeyen kos teoremi uygulayabilir. Yani kos teoremi 2'nin karesi artı bunun karesi eksi 2 bu bu. Kosinüs 135 şekli bulunabilir. Ama burada arkadaşlar şu dışarı doğru çekersek şura kaç geldi? 45, 45. Yani aslında var ya işte geometri görme böyle bir şey. Bak şimdi 6 kök 2, 235. Mesela soru böyle verse bunu herkes yapıyor. 6, 6, 45, 45 geldiği için 6, 8, 10. Ama şöyle verince işte gözükmüyor. O zaman ne yapıyorduk? Masayı mı çevirdik? Sırayı mı? Sen mi dönüyordun? Ev mi dönüyordu? Herkes dönüp sen mi sabit duruyordun? Birini yap. İşte mesela burada. Ne oldu? 6, 6. 6, 8, 8. R kökümüz olsa bura kaç geldi? 5 kök 2. Tekrar yalım. 90'ın gördüğü 90 ise 270 ise 135. Dışarı doğru ikindim. 45, 45, 6, 6, 6, 8, 10. 10 sayı yarı çaplar, 5 kök 2, 5 kök 2. Tamam mı arkadaşlar? Devam edelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu soruya bakalım. Çok güzel bir sorudur. 8 ise burada da arkadaşlar? 8. Neden? Değiyor, değiyor. 5 ise bura 5 diyemem. Çünkü o kitaptan taraftan değmiyor. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda mesela buraya çok güzel şöyle bir çözüm yapacağım. Şöyle TT dikiner zaten. Bu bir yamuk arkadaşlar. Şöyle çekersem bu da R olur mu? Olur. Çünkü yarı çap, yarı çap. Ve burada ne oluşuyor? Farkında mısınız? Deltoid. Doğru mu? Deltoid. Peki şöyle çekersem eğer Şurası açı ortay mıdır? Deltoitten olduğunu hani kravatta boğazdan yana çortay diye ya, göremezsen dahi şunu söyleyebilirsin. Hocam zaten O'dan çektiğin zaman T'ye her zaman açı ortay oluyordu. Bunu zaten biliyordun. Peki. izleyin Şu noktaysa şurada nokta olur mu? Komple bak. Noktaysa nokta. Ve. Ah ikiz kenarı. Bura kaç geldi? 13. Bak şurada ikizkenar kenar geldi. Ve şuraya baktığımız zaman 5 bir şey 13. 5 12 13. O zaman bu da kaç gelecektir? 12. Tekrarlayalım. Şöyle çektik. Açı ortay. Bu buraya geldi. Ah, ikiz kenar geldi. 13, 13'ten Buraya kaç geldi? 12. O zaman burada nedir? 12 olacaktır arkadaşlar. Gayet güzel bir sorudur. Başka çözümü merak ediyor musunuz? Tamam. Şöyle. Şuradan dikindim. Şurası da R. Çünkü bu R ya. Şu da R. A, B, 90. 90, B, Şu üçgenle şu üçgen benzer. B'nin gördüğü de R, B'nin gördüğü de R. Şu üçgende de B'nin gördüğü R, şuda da R. O zamanlar eş. 90'ın gördüğü 13 ise burada da 90'ın gördüğü. Şimdi burayı bilmiyorduk diyelim. 13'ü bulup 5 13 ise R'nizin yine ne geldi? 12 geldi diyebiliriz. Bakın A B A B'nin gördüğü yarı çap. B'nin gördüğü yarı çap. Bu yarı çap buradan gelmişti. Bu yarı çapı zaten çekmiştik. 90'ın gördüğü 13 ise 13 deyip 5 e yine yapılır. Ama benim sevdiğim şu açı ortaya geldiği için Z kuralından şuradaki kenar var deyip 13 öyle de getirebilirdik. Hepsi güzel. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Yine ÖSM sorusu. Merkezleri bir birleştirelim. Bakın merkezleri birleştirelim. R, 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 R. Bu nasıl bir üçgendir? Eşkenar üçgen. Harikasınız. Peki şurayı çekersem bir R. Yukarıdan çekersek ne olur? 1R. Şuradan çekersek ne olur? 1R. Peki şu nokta şu üçgenin çevrel çemberinin merkezi midir? Neden diyeceksiniz? Çünkü şu üçü de birbirine eşitse aklıma direkt o geliyor. Yarı çap, yarı çap, yarı çap. Bak eşit, eşit, eşit. Ama şunu asla unutmayın. Zaten eşkenar üçgenin bir tane özel noktası vardır. Yani eşkenar üçgendeki bu nokta hem açı ortay kesim noktası, hem kenar ortay kesim noktası, hem ağırlık merkezi. Her şey bir noktada kesişir. Dolayısıyla biz burada çevrel çember merkezi bulduk belki. Ama o üçgenin aynı zamanda her şey bir Yani şurası, 30-30 da paylaşır. Burada nedir? 30-30 olacaktır. Bura nedir? 30-30 olacaktır arkadaşlar. Ve şuranın 120 olduğunu gördük. Ve şurası R artı 1, şurası da R artı 1 değil mi? O zaman şöyle bir şey oluştu. R artı 1, R artı 1, 2R 120'si. Arkadaşlar yer olmadığı için şuraya geçiyorum. R artı 1, R artı 1, 120 ve burası 2R. Şuraya aldım. Peki bunun kök köküç katı olmayacak mı kök köküç katı? Yani R artı 1 kökü. Şimdi burayı çözeceğiz. Buradan 2R eşittir R kök 3 artı kök 3. Bunu buraya atalım arkadaşlar. Çünkü R'leri bir tarafta topluyorum. 2 eksi kök 3 eşittir kök 3. Sonra her tarafı ne yapalım? 2 eksi kökü 3'e bölelim. R'miz kökü 3 bölü 2 eksi kök 3. Bunu da eşlenik diye bir şey var biliyorsunuz. Çarparsak aşağısı 2 kare farkından 1 geldi. Yukarısı da 2 3 artı 3 oldu. Cevap 2 kökü artı 3'tür. Tekrarlayalım. Şimdi R R R R R bu bir eşkenar üçgen. E burası R artı bir. E burada R artı e Burada R artı e bir. O zaman bu bunun çevrel çemberi yarı çarp, yarı yarıçap, yarıçap, yarıçap. Ama diğer tarafı zaten eşkenar üçgenin bir noktası var. Hem açı ortay, hem her şey orada kesişir. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu açılar da 30 30 olur, 30 30 bölmek zorundadır. Burası mesela örnek yapsa bunlar hep eş üçgenler. 120, 120, 120, 120. Yani bu üçün eşit olduğunu oradan bile anlayabiliriz. Bak R R 2, R artı 1, R artı 1, 2, R. R artı 1, R artı 1, 2, R. R artı 1, 2, R. O zaman 120, 120, 120. Peki R artı 1'in köküç katı, R artı 1'in köküç katı 2, R'yi veriyor. Çünkü A, A, A köküç. Hatırladınız mı? Buradan Attım karşıya işte böldüm falan filan. Buradan karşıya attım. R parantezine altına yaptım. 2 x 3 2 artı 3 eşekler 2 3 artı 3'tür. Güzel ve zor bir sorudur. Devam. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bir eşkenar üçgenmiş. Tekrar hatırlatıyorum. Şimdi eşkenar üçgende bu nokta normalde iç teğet çemberin merkezi ne kesim noktasıydı hatırlayalım. İç teğet çemberin merkezi iç açı ortayların kesim noktasıydı. Yani atıyorum şuradan çekersek 30-30 böler. Şuradan çekersek 30-30 böler. Yukarıdan hatta çekelim gelin çekelim. Şurası böler. 30-30 böler. Buradan da 30-30 böler. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar baktığımızda şöyle çekersem eğer. 6 ise burada 6 mıdır? Evet. Peki 30'un gördüğü 6 ise 90'ın gördüğü kaçtır? 12'dir. Bak 30'un gördüğü 6 ise 90'un gördüğü 12'dir. Peki size bir şey soracağım. Şimdi bu aynı zamanda doğru sayılar. Çünkü hem dikiniyor iniyor hem aç ortaya Çünkü bu eşkenar üçgen. Bu 6'ya 12 olması hani ağırlık merkezinde oluyordu unutmayın. Yani kenar ortaylarda. 2 kat olması burada tesadüf mü oldu? Aslında olmadı. Neden? Ne demiştik? Eşkenar üçgenin bir noktası var zaten. O nokta hem açı ortay kesim noktasıdır, hem ağırlık merkezidir, hem diklik merkezidir, her şey o noktadır. Dolayısıyla burası aynı zamanda ağırlık da merkezidir ama ağırlık merkezi olması çemberden dolayı değil. Eşkenar üçgenin bir özel noktası olduğu için normalde bu çember bunun açı ortaylarının kesim noktasıdır unutmayın. Hatta 30'un gördü, 30'un gördü 12. Oradan buldum hatta bu 12'yi unutmayın. Peki devam edelim. Şuradan paralel çekersem. Bu arada 6 ise buraya da 6 geldi. Yukarıda kaç geldi komple? 6 kaldı bakın. 6 ise 6. 30'un gördüğü 90'un gördüğü 12 olunca burada 6 kaldı. Peki bu noktacık da sonuçta paralel çektiğim için bu 60 buraya geldi. E, buradaki 60 buraya geldi. Bu da bir eşkenar üçgen. Şimdi i̇şte ortadan devam ediyorum. 30'un gördüğü R ise 90'un gördüğü kaç R'ye geldi burası? 2 R. Şurası 2 R. E, 1 R'de burası var. 3 R 6 R kaç geldi? 2. R2 ise bir dairenin alanı 4 pi'dir. 3 tane daire olduğu için 12 pi'dir. Hocam alanı nasıl buldunuz? Pire kare. Yani pikinin karesinden 4 pi'dir arkadaşlar. Buradan buldum. Şimdi arkadaşlar baştan alalım. Normalde bir çember eşkenar üçgenin bir özel noktası var. Orası her şeyin kesici noktadır. Burası normalde açı ortay kesim noktasıdır ama kenar ortay kesim noktası da orasıdır. Dolayısıyla 6 ise direkt 12 deyip şuradan çekip 6 ise burada da 6 geldi. Bu da bunun için aynısı. Bu da bir eşkenar üçgen. Bakın 60 buraya geldi. Eşkenar üçgen yine özel bir noktası. Yine orası hem ağırlık merkezi hem diklik merkezi her şey. O zaman R ise burada 2R olup 3R6 deyip R2'dir diyebiliriz. Ya da hocam burada ağırlık merkezini karıştırmayın. Sadece açı ortaydan çözün diyenler için. Çünkü burada çünkü çember demek açı ortay demektir. 30'un gördü altı, ise 90'un gördü 12'den 6 ise 6. 30'un gördüğü R ise 90 gördüğü 2R'den. Buraya da R geldi. 3R'imiz 6'dan. R kaç geldi? 2. Çünkü bu çember burada sadece açıortay olduğunu bildirir. Eşkenar olduğu için biz diğerlerini de kullandık. Tamamdır. Karıştırmayın sakın. Devam. Yarıçapları 4 ve 6 olan iki çember birbirinin dış bölgelerinde ise birbirine temas bile etmemeleri gerekiyor. Bunu unutmayın. Dolayısıyla merkezden uzaklık bari şöyle 1 vereyim. Çünkü en yani küçük tam sayı yeri demiş. O zaman 11'dir. İki çemberin dış bölgesi temas bile etmeyecek. O zaman 10 bir de araya 1 verelim. 11 tam en küçük tam sayıları 11 diyelim devam edelim. Buraya baktığımız arkadaşlar bura merkezi vermiş. Burada Bu tarz sorulara alışalım bak. Bu sorularda benzerlik var. İzleyin. Şimdi bak neden? O'dan bu çemberin teğetine teğet noktasına ne inerim? Dikinirim. Harika hareketti. Bak dik inerim. Peki çapı gören masum köylü kaç dereceydi? O da 90'dı. Bak ne kadar önemli. TT dikildim. Çapı gören 90. Ve bu buna paralel oldu mu? Oldu. E zaten burası RR. Bu çembere göre. E bu merkez olduğu için 2R ise burada ne geldi? 2R geldi. E bu paralel değil mi? Paralel. Yani şurası kaç R oldu? 3R oldu. Al sana benzerlik. Hatta kısa yöntem. X'in 2 oranı 3R'nin R'ye oranı. X kaç geldi? 6. Hocam bunun buna deyince anlamıyorum. Daha büyük, daha büyük. Tamam öyle de yapalım. X'in X artı 2 oranı. Sen, sen, seni kırmayacağım. 3R'nin 4 rye oranı. Yani buradan bakın benzerliğin ucu nerelere gidiyor yani. nerelere gidiyor Allah'ım x6. Ha şöyle söyleyeyim hani ortayı sormadığı zamanlar direkt bunun mu ne bunun mu ne diyebiliyorduk hatırlarsanız. Hatta göstereyim onu tekrar. Mesela şöyle düşünün burası r burası 2r bura 4 ise bura nedir diye sorarsa işte 1'in 3'e 4'ün demek yerine bu bunun 2 katı bu da bunun 2 katı 8 diyordu hatırlarsanız. Ama ortayı sorduğu zaman mesela 5'e nedir derse o zaman 1'in 3'ü e oranı 5'in x'e dememiz gerekiyordu. Bunları daha önce bahsetmiştik arkadaşlar. O zaman paralelliklere Dikkat. Devam edelim. İyice öğrenmek için. İyice. Peki. Şuradan TT ne yapıyorum? Dikiliyorum. Harikayız. 2 ise bu da nedir? Yarı çaptan 2. Burada nedir? 2. Why? Parallel in the parallel benzerlik. Evet arkadaşlar. Bazen aksan kayıyor. Amerika doğumlu olduğum için. Los Angeles'ın bir köyünde doğmuşum. Şimdi paralel arkadaşlar. Paralel. Güzel. Şimdi önce Pisagor'dan ait yapalım. Yani şurada Pisagor yapalım. Hadi şuraya A diyelim. Söyleyin. Hadi. Hadi. Hadi, hadi sene. A şey A kare artı 2'nin karesi eşittir 6'nın karesi 32. A'mız 4 kök 2. Şurası kaç geldi? 4 kök 2. Bak şimdi 4 kök. 2. Şu Pisagor'dan buldum. Şimdi dik dik olunca paralel oldu mu oldu? Yandan benzer. Bak şimdi az bak kısa yöntem. Bak kıvrak zeka özel izle. 6'ya 2. 6'ya 2. 3'te biri. 4 kök 2'ye 4 kök 2 bölü 3. 6'nın 2 oranı. Evet. 4 kök 2'nin x oranı. Buradan x'imiz 4 kü 2 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Ya da hocam ben hep 6'nın 8'e 4 kökün 4 kökün. Yani ne yaparsan yap. Paralel düz yanları niye direkt 4 kökün ikisi 6'ın 2'ye de da aynı mantık. Harika soru tarzı arkadaşlar. Devam edelim. Yes. baktığımızda izleyelim. Şimdi ilerleyemiyoruz. TT dikin. Çok güzel bak. TT dikin. Harika. R'dir. Mükemmel. TT dikin. T, t oldu noktaya. Bu da R oldu. Hatta ne demiştik? 90-90 burada 90 ise şanslıyız. Burada kare oluşuyor. R, R. Buraya ne geldi? 3 eksi R'ye geldi. Mesela ben buradan sonra şöyle çözebilirim. Şu şuna paralel midir bak. Paralel midir bak. Çok iyi bak. Paralel midir? Paralel midir? Evet. Peki o zaman 3 eksi R'nin 3'ü oranı 3 eksi R'nin 3'ü oranı R'nin 4'ü oranı Buradan 12 eksi 4 R'ye eşittir 3 R'den 12 7 R'den R'miz 12 bölü 7 geldi. 3 eksi R'nin 3 oranı R'nin 4 oranı. Bitti. Hocam ben şu tarafa geçtim 4 eksi r. Sonra şurada paralellik yaptım. 4 eksi r'nin 4'ü oranı r'nin 3'ü oranı. O da olur. Hatta hocam ben şu ikisine de benzerlik yaptım. O da olur. Şöyle a, b, a, b. Hani benzerlik yaptım. O da olur. Hatta size çok daha farklı bir çözüm yapayım mı? Çok daha farklı bir çözüm. Önce e, en son tekrarım o zaman. Şöyle çekersem. Bana şu üçgen kenarını söyler misin? Şu üçgen Yükseklik R taban 3. Söyleyin. 3 R bölü 2'dir. Bak şu üçgen alanı. Güzel. Peki şu üçgen alanı söyler misiniz? Tabanı 4. Yükseklik R. Söyleyin. 4R bölü 2'dir. Peki tüm alan normalde 3 çarpı 4 bölü 2 değil miydi? Buradan e, R'miz yine 12 bölü 7 geldi. Ama ilk yaptığım çözümü tekrarlıyorum. R indim. R indim. R R R, R kare oldu. R, R bölü 3 eksi R geldi. 3 eksi R'nin 3 oranı. R'nin 4 oranı. Hocam orayı göremiyorum. Tekrar anlatın. Ayıp ediyorsun. Şurası R indim. R gelince burası 3 eksi R'ye geldi. Şurada 400 zaten. Bunun buraya, bunun da buraya dedik. Çöz. etkini evet, güzel bir soruyla beraberiz. Beni takip edin. Şimdi burada birinin yarıçapı çapı 2, diğerinin yarı çapı, 8. Bakın şimdi. Öncelikle bu bir ikiz kenar üçgeni olduğu için tam şurada inendik. Tam bu teğetten şöyle merkezinden geçecek şekilde aşağı iner. Hocam nereden biliyorsunuz? Çünkü bu bir ikiz kenar olduğu için açı ortay dik tabanı ikiye böleceğiniz zaten biliyordum. E, dolayısıyla açı ortay geliyorsa tam nereden geçecek? Onda Merkezlerden. iki taraftan değiyorsa açı ortay merkezlerden geçer. Bunu biliyoruz. Gayet iyi. Peki birinin yarı çapı 2, birinin yarı çapı 8, 8. Güzel. Şimdi sıkıntımız şu. Şurayı bulmam lazım ben. Şu uzunluğu. Ya şuraya H diyelim. H. Şuraya H diyelim. Nasıl bulabilirim? İşte orada yapacağın hareket şu. Ne olur unutma. Yanlara dik. Yanlara. Bakın yanlara dik. 8 ise bu da nedir? 8 yarı çarp. 2 ise bu nedir? 2. Ve böylelikle burada ne geldi? Bir benzerlik. Ne kadar güzel. Görüyor muyuz? Bakış açımız arttı. Paralellik olduğu için H'nin H artı 10 oranı çünkü burası 10 biliyorsunuz şöyle. H'nin H artı 10 oranı H'nin H artı 10 oranı eşittir 2'nin 8 oranı. İşler dışlar 8H 2H artı 20. 6H 20'den H'ımız 10 bölü 3 geldi. H'ımız 10 bölü 3 geldi. 10 bölü 3'e 8, 8, 2 ekleyeceğiz. Yani 18 ekleyeceğiz. 18 artı 10 bölü 3 Payda eşit dersek şurası çarparsak 54 artı 10 64 bölü 3 yükseklik oldu. Tekrarlıyorum. Bakın 2, 8, 8. Bu ikisi kenar olduğu için açı ortayı O'dan geçer bu şekilde devam eder. Bunun yarı 8, 8. Bununki 2. Şu hareket hayat kurtardı. 2, 8 ise benzer kodu. H'nin H artı 10'a 2'nin 8'e. H kaç geldi? 10 bölü 3. 10 bölü 3 artı 2 artı 8 artı 8 toplam 18 artı 13 cevap 64 3 olacaktır. Devam. Küçük çemberin yarı çapı 3'müş. Büyük çemberin yarı çapı 5'miş. Ve burada bir ikizkenarlık varmış. Bakın işte burada bak şu iki soruyu iyice öğreniyoruz. Bakın şimdi. Şöyle indim aşağıya doğru. Yine bakın ikizkenar olduğu için. Bakın ikizkenar olduğu için direkt harika indi. Ve dikindi. Çok güzel. Şimdi ikizkenar kenar neden? Burası açı ortay olur. Açı ortay O'dan geçmek zorunda olduğu için de böyle geçti. Onda sıkıntı yok. Hatta hani kollarına dikmeleri eşit yarı çaptan. Ondan dolayı buradan geçti. İkiz kenar olduğu için. Güzel. Peki. Şimdi şurası 3. Yukarısı 5. Ben bunu nasıl kullanacağım? Hemen düşünüyorum. Hemen yana bakıyor. Aa yarıçaplar yan teğetlere de çekiliyor. O zaman şuraya 1, 3 çekeyim. Ve 3, 5 ise şura kaç geldi? 4 geldi. Bakın 3, 5 ise bura 4 geldi. Harika gidiyoruz. Ve ben bu da dik, bu da dik. Şuraya A diyeyim, B diyeyim. 90 A, B. 90 A ise burada ne olur mesela? B oldu. Ve küçük üçgende A'nın gördüğü 3'ün, büyükte A'nın gördüğü neye oranı? Burada B'nin gördüğü 4'ün, B'nin gördüğü 8 oranı. 2 katı katı en kaç geldi arkadaşlar? 6 geldi. Enimiz 6 geldiğine göre e, dikindinde eşit bölmüyor muydu? E, burada 6 gelecek. İkisi kenar çünkü bu. O zaman aşağısı komple kaç geldi? 12 geldi. Tekrarlayalım. Çektik. Şöyle yana inince 3, 3, 5, 4. Şu üçgenle bu üçgen benzer deyip soruyu çözdük. Hocam e, ne geldi? A'nın gördüğü için e, n oranı, e, B'nin gördüğü için 8 oranı soruyu çözdük. Hocam ben orada benzerliği değil de şunu gördüm. Şimdi burada da değiyor, değiyor ya. Bak bu çembere değiyor ya n ise şurası da n'dir dedim. Ve şu üçgende 8n en, n en artı 4 pisagoru yaptım. Bak n ise burada n dedim. D 8n n artı 4 n 6 olduğu zaten oradan da açık arkadaşlar. Tebrikler. Umarım anlıyorsunuz. Devam. ÖSYM sonuyla devam ediyoruz. Şimdi izleyin. Bakın ne kadar güzel ve rahat çözdüğümüzü göreceksiniz. Sakin, güzelce relax, odanızda rahat. Tek işimiz ders çalışmak. Başka planımız yok, programımız yok. Ders çalışacağız, uğraşacağız, emek vereceğiz, kazanıp gidip kurtulacağız bu sistemden de, düzenden de hepimiz rahatlayacağız arkadaşlar. O nedenle tadını çıkarın, keyfini çıkaralım, çalışalım, emek verelim. Güzel çalışacak, şey inanın güzel çalışacak. Şey İzlemeye devam. Şimdi arkadaşlar şurada O'dan T'ye nasıl iner? Dik iner. Harika. Peki O'dan tam şu kirişe dikinse bak. Tam bu kirişe dikinse. 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 Kaç kaç böler o kirişe? Çünkü neden öyle bir şey yaptım biliyor musunuz? E TET dikilmiş. Niye kirişe dikilmeyeyim? Hani bunu düşünebilirsiniz. O'dan TET O'dan da kirişe. Kaç kaç? Bir bir paylaşır. Çok güzel. Peki ne yapabilirim? Paralelliği kullandık mı? Hayır. Gelin kullanalım. Alfa ise şurada indir yöndeşten. Alfa yöndeş. E 90 alfa betaysa 90 alfa beta. Çok iyi gidiyoruz. Keşke şu uzunluğu bilseydim. Keşke. <laughs> Yarı çap. Hey, hey, güzel. Şimdi başlayalım. Şu üçgeni şu üçgeni. Beta'nın gördüğü birin. Beta'nın gördüğü 3'ü oranı, 90'ın gördüğü üçün, 90'ın gördüğü neye oranı? Harika. N9 geldi. Çok iyi. Peki 9 burası 3 de burası toplam kaç oldu arkadaşlar? 12 oldu. Tekrarlayayım. O'dan T'ye te dikiner. Zaten T te çizmişiz. Ben sadece 90 koydum. Peki düş, böldüm. 1, 1, 2. Harikasınız. Dikindi. 90 alfa beta. Şu alfa yöndeşten geldi buraya. Yöndeşten. Sonra şu yarı çapı şuraya eşit olduğunu görmek çok zordu orada. Onu görünce 1'e 3 gelirse 3'e 9 gelir. Aha, da 12. 2016 yerleştirme sorusu. Devam. Şimdi çapı gören nedir? Şimdi kare. Bu bir kare soruda vermiş. Kare. Kare. Şimdi bu küçük üçgen o kadar küçüktü ki böyle büyüte büyüten net görün diye büyüttüm arkadaşlar. 90. Şimdi 90'ın gördüğü çap mıdır? Mesela bu çap mıdır? Evet, çaptır. Peki çapı gören şu açı kaç derecedir? O da 90'dır. Harikasın. Gelin harf verelim. A diyelim. Şuraya B diyelim. Artı B ne oldu? 90. O zaman şurası ne oldu? B oldu. Ters açı. 90 B ise bura ne oldu? A oldu. Tekrar bakın. artı B 90. B ise buraya ne oldu? A oldu. Çok iyi gidiyoruz. Şimdi gelelim şuraya. Şurayla şuraya ne eşit olduğunu soru söylemiş. Meme diyelim. Peki o zaman şura kare olduğu için kaç M'dir? 2M ve şu iki arasında benzerlik yapalım. Biraz zor farkındayım. Neden benzerlik düşünün biliyor musunuz? Bu 1 2 ise bu da aynı oran var. Mesela A'nın gördüğü M'in A'nın gördüğü işte buraya N diyelim. N'e oranı B'nin gördüğü 2 M'in B'nin gördüğü 2 oranı. M'ler gidince N'in 1 olduğunu göreceksiniz. Şurası 1'dir arkadaşlar. Şöyle tekrarlayayım. 90'ı gördük. Orada kalmıştık. Oradan sonra koptunuz. Ben fark ettim çünkü bir de yoruldunuz. Haklısınız. A artı B 90 B geldi burası. O zaman burada A geldi. Sonra dedim ki kendi kendime. M, M buraya 2 M. A bu bunun 2 katı. 2 katı. A o zaman bunun kenarlarında da o oran var. Hatta kıvrak zekalı şunu bile düşünebilir. A'nın gördüğü M, B'nin gördüğü, hmm. gördüğü 2 katı. Hmm. B'nin gördüğü ise A'nın gördüğü 1. Oradan. Güzel. Ben size geldim. Ben de ne yaptım? Burayı yapayım şimdi. A'nın gördüğü M'in. A'nın gördüğü E ne? B'nin gördüğü 2 M'in. B'nin gördüğü 2 M'in. Burada en kaç geldi? 1 geldi. Peki 1. 1, 2 ise bura kaç geldi Pisagor'dan? Kök Pisagor'dan kök 5 geldi. Burada nedir? kök 5. Şurası kaç kök 5 geldi? 2 kök 5. Peki 20 artı 5, beş, 25'ten şurası 5 değil midir? Evet. Bize de şu uzunluğu sormuş. Bak 1, 2 kök 5. Burada kök 5, 2, 5. 25, 5'ten burası 5. O zaman bize şu uzunluğu sormuş. Cevap kaç arkadaşlar? 6 olacaktır. Gayet güzel. Kök 5, kök 5, 2, kök 5. Pisagor'dan buraya 5 geldi. Pisagor'dan. İsterseniz o Pisagor'da yazayım. Siz de haklısınız direkt. Hocam hemen yazıyorsunuz. Ben kalemle tam koyacağım. Siz zırt diye bunu Öyle bakıyorum soruya nasıl yaptı. O yüzden yavaş anlatayım. Çok haklısın. Çok doğru söylüyorsun. TRT4'te öyle oluyordu. Böyle TRT4'te ders anlatırlardı biz küçükken. Böyle koca koca. O zaman işte açık öğretim falan dersleri aldı. Biz bazen izlemek isterdik. Böyle yazar 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 yazar. Şey. Gerekli işlemlerden 4. Oh diye kalıyor. Ben kalemle böyle ana. <laughs> o yüzden o duruma düşmenizi istemem. Buraya anlatayım arkadaşlar. Eee... 1'e 2 oranı var dedik. Sonra kök 5, 2 kök 5. Kök 5'in karesi artı 2 kök 5'in karesi 20 artı 5 25'ten t'miz 5 geldi. Oradan buldum. 5 ise 1 de burada var 6 geldi arkadaşlar. Devam edelim.